İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haftanın son haber bülteni ile karşınızdayız. Başbakan Abdullah Öcü bugün ekonomi toparlanma yasasının onaylanmasının beklendiği meclis oturumunda konuştu. Yapılan yoğun tartışmaların ardından ekonomi toparlanma yasası 72 evet oyla kabul edildi. Başbakan Öcü, siyasi partilerin vatandaşlar için hayati öneme sahip olan bu yasanın oylanması için bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Öcü, vatandaşların hayatları için çok önemli olan bu yasaya oy vermek amacıyla bir araya geldiğimiz için kendimi iyi hissediyorum. Paketin değeri 365 milyon eurodur. Bunun %30'undan fazlası dağıtıldı. IMF'ye göre ekonomik iyileşme paketimiz bölgedeki en büyük paketler arasındadır. İki sonuç elde ettik. İşletmelerin piyasayı terk etmesini önlemek ve ailelerin yoksulluğa düşmesini önlemek. Onlara destek vererek bunu mümkün kıldık dedi. Konuşmasında PDK'ya da teşekkür eden Başbakan Öcü, bu partinin sunduğu değişiklik önergelerinin yasayı zenginleştirdiğini ifade etti. Ve dosya milletvekilleri bugün de yasanın oylanmasına karşı geldiklerini ifade ettiler. Ekonomik toparlanma yasa tasarısının meclisten geçmesi ardından KDTP milletvekili ve meclis başkan vekili Fikrim Damka yasayı şöyle değerlendirdi. Son elinden geçmesi için 61 vekilin desteğine ihtiyaç vardı. Biliyorsunuz koalisyon hükümeti içerisinde sırf listesi de bulunuyor ve sırf listesi uzun zamandır meclis oturumlarını boykot ettiği için 61 hükümetin mevcut milletvekili sayısı değil, yoktu. O yüzden muhalefette olan PDK milletvekillerine grubunda desteğine ihtiyaç vardı ve uzun zamandır yine bu ekonomiyle ilgili yasa tasarısı olan PDK'nın da mecliste bulunmaktaydı. Öyle ki PDK'nın önerileri üzerine 4 tane değişik önergesi sunularak, yani yasanın içerisine eklenerek PDK'nın da uzun zamandır ekonomi kalkınmaya yönelik, ekonomi toparlanmaya yönelik önergeleriyle birlikte tek bir yasa halinde mecliste sunuldu ve gerekli oy desteğini alarak bugün geçmiş bulunmakta. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı imzasından sonra bu yasa yürürlüğe girecektir. Mecliste her zaman siyasi bir uzlaşı sağlanması gerekiyor eğer yeteri kadar oyunuz yok ise. O yüzden PDK'nın sunmuş olduğu yine yerinde olan 4 tane madde var. Bu da ekonomiye can verecektir, öyle söyleyeyim. Özellikle özel sektörde çalışanlara ve özel sektörde bulunan işletmelerinin bu Covid dönemi içerisinde zararların kapatılması yönünde destek önergeleri oldu. Daha doğrusu değişik önergeler oldu ve bu yasayı daha aktif hale, daha çalışır hale ve daha doğrusu özel sektöre daha dokunabilecek hale gelmiş olmaktadır. Bu yasa bu değişikliklere zannedersem tam halini almış olacaktır. Covid'den etkilenen bütün halkımız oldu. Yani bunu etnik olarak ayırmak mümkün değil. Dolayısıyla bu yasada tüm Kosova halkına hitap edecektir. Yani bu yasadan faydalanacak olan hem Türk işletmelerimiz olacaktır, hem TRUST'ta olan, yani emeklilik fonunda fonu bulunan Türk vatandaşlarımıza faydalanacaktır. Yani yasanın tümünde eşit bir şekilde Kosova'nın tüm vatandaşları faydalanacaktır. Tabii ki bunun içerisinde Türk toplumu vatandaşlarımız da bu yasadan kazanca çıkacaktır, yani faydalanacaktır. Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa Bakanı Gent Takay Kosova ziyaretini gerçekleştiriyor. Takay ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Kosova ziyaretini gerçekleştiren Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa Bakanı Gent Takay, Başbakan Abdullah Öcü tarafından kabul edildi. Görüşmede Medvece, Buyanovça ve Preşova'da yaşayan Arnavutların adres bilgilerinin kasıtlı olarak silinmesi süreci de ele alındı. Takay, bölgede yaşayan Arnavutların durumuna ilişkin uluslararası duyarlılığı artırmak için çalışacaklarını söyledi. Takay daha sonra Dışişleri Bakanı Meliza Aradina İstubla ile de bir araya geldi. Kosova'da son 24 saatte 478 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 11 kişi ise hayatını kaybetti. Diğer taraftan 690 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 1530 test sonucunda 478 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 41.077'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.073'e yükseldi. Ülke genelinde toplamda 27.143 kişi iyileşirken 13.561 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 205 vaka ile Priştine yine birinci sırada yer aldı.
Başbakan Abdullah Hoti, Gastronomlar Derneği ve Perakende Satıcılar Ağı temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Abdullah Hoti, gastronomlarla yaptığı görüşmede COVID-19 pandemisinin yarattığı durum karşısında vatandaşların sağlığını ve işletmeleri korumak için hükümetin işbirliğini desteklemeye ve derinleştirmeye davet edeceğine dair güvence verdi dedi. Başbakan Hoti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2021'in ilk çeyreği için 200-220 milyon euro değerinde yeni destek paketinin olacağını ve diğerleri arasında ekonomik toparlanma kanun dahilindeki tedbirlerle de öngörüldüğü ve KDV'nin %18'den %8'e düşürülmesini de içerdiğine dair bilgilendirildim ifadelerine yer verdi. Eğitim ve basınımızda önemli bir iz bırakan Müberra Tuna Maksud vefat etti. İş hayatına Mitrovica'da Türkçe öğretmeni olarak adım atan Müberra Tuna, 1969-1999 yılları arasında Tan gazetesinde çalıştı. Merhum Müberra Tuna, Prişine'de Yüksek Pedagoji Okulu'nu bitirdikten sonra iş hayatına Mitrovica'da Türkçe sınıflarda öğretmen olarak başladı. Kısa bir süre sonra öğretmenlikten ayrılarak gazetecilik mesleğine atıldı. Prişine'de 1969 yılında basımdan çıkan Tan gazetesinde gazeteci olarak çalıştı. Çocuk, kadın, eğitim ve sağlık konuları üzerine yazılar yazdı. İlgili sayfaların editörlüğünü yaptı. Kosova Türk Gazeteciler Derneği merhume Müberra Tuna için yayınladığı başsağlığı mesajında meslektaşımız Müberra Tuna Maksut'un ebediyete göç ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dernek adına yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, acılarını paylaşıyoruz. Kosova Radyo Televizyonu Türk Redaksiyonu çalışanları olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sayın seyircilerimiz, her yıl Ekim ayı başında yapılan mevsimsel grip aşıları bu yıl 2 ay gecikmeli olarak bu hafta başladı. Enis Tabak, Mamuş'a ve Prizren'deki aşılama sürecini araştırdı. Her yıl Ekim ayında Kosova genelinde yapılan grip aşıları bu yıl 2 ay gecikmeli olarak 1 Aralık tarihi itibariyle yapılmaya başlandı. Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'ya bu yıl 200 adet grip aşısı geldi. Mamuşa Sağlık Ocağı'nda yapılan aşılara Mamuşalı 60 yaş üstü yaşlılar yoğun ilgi gösteriyor. Evet, bu yıl 2 aylık bir gecikmeli de olsa mevsimsel grip aşılarımız gelmiştir. Bu yıl 60 yaş üstü 200 vatandaşımıza grip aşısını yapacağız. Pazartesi günü itibariyle başlayan grip aşılarına 60 yaş üstü yaşlılarımız büyük ilgi göstermekte. Buradan da mikrofonlarınız aracılığıyla seslenerek grip aşıları için vatandaşlarımızı sağlık ocağımıza bekliyoruz. Bilindiği üzere grip aşılarını Sağlık Bakanlığı üzerinden alıyoruz. Sağlık Bakanlığı açtığı yer üsülüyle grip aşılarını, mevsimsel grip aşılarını temin ediyor. Akabinden Kosova Halk Sağlığı Enstitüsü'ne temin ediyor. Bizim de önceden yaptığımız bazı istemler sonucu istediğimiz sayıya nazaran biz 150 ayrılmıştık. Yaptığımız ek talep neticesiyle 200 tane aldık. Prizren'deki Kurla Sağlık Ocağı'nda da grip aşıları başladı. 300 grip aşısının geldiği Kurla'daki sağlık ocağına 60 yaş üstü vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çok büyük ilgi var. Bugünden başladı. Biraz geç oldu. İnşallah şimdiden sonra iyi gider. Peki toplamda kaç tane bugün vurdunuz aşı alan? Bugün toplamda 82 aşı vurduk. Peki nasıl ilgi var mı? Biliyorsunuz bir salgın var, grip salgını var. Bu salgından dolayı ilgi çok büyük. Daha da arttı. Peki genellikle kimler alıyorlar bu grip aşısını? Genellikle 60 yaş üstü ve kronik hasta olanlar alıyor. Bu hafta tamamen, önümüzdeki hafta bakacağız. Aşı çalışmalarının ay boyunca süreceği belirtildi. Sayın seyircilerimiz, haber bültenini burada noktalıyoruz. Pazartesi günü yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.